Bence kistik fibrozisin tedavisini farklı organ sistemlerinde görülen semptomlarına bağlı olarak ele almak en iyisi olacaktır. O yüzden gelin arkadaşlar tek tek bakalım ve gastrointestinal sistem ile işe başlayalım. Diyelim ki kistik fibrozis yani KF hastası olan küçük bir çocuk var. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği veya atıştırmalık herhangi bir şey yemeden önce bu çocuğa enzim hapları vermemiz gerekebilir. Bu hapları yutması o kadar zor değil ama çocuk e, hapları almadan da bir şey yiyemez. Sonuçta bu haplardaki enzimler olmasa yediği besinler sindirilmeden vücudundan atılır. Normalde pankreasımız bu enzimleri doğal olarak üretir ve yediğimiz yiyeceklerdeki şekerleri, yağları ve proteinleri sindirmemize yardımcı olur. Öyle değil mi? Tabi emilin bağırsakta gerçekleşmiyor muydu ki diye düşünebilirsiniz ki haklısınız. Ne kadar düzgün çizebilirim bilmiyorum ama bir deneyeceğim yine de. Diyelim ki şu midemiz olsun. Evet bu mide. Nasıl mide oluyorsa böyle işte mide bu. Ve bundan sonra da bağırsaklarımız gelecek. Evet az önce de dediğim gibi haklısınız. Besinler bu yol boyunca emilirler ve buradan kana geçerler. Ancak pankreas da besinlerin parçalanmasına yardımcı olan enzimlerin salgılanmasından sorumlu arkadaşımızdır. Örneğin Proteinin parçalanması gerçekten zordur. Bu enzimler olmadan bağırsak yiyeceklerle hiçbir şey yapamazdı. Kistik fibroziste bu kanallar tıkanmış olduğu için bu noktada tıkanıklığı gidermek için yapabileceğimiz bir şey yoktur. Yapabileceğimiz tek şey pankreasın yaptığını taklit eden bu yapay enzimleri kullanmaktır. Hasta bu enzimleri ağız yoluyla alır. Böylelikle gastrointestinal sistemde doğal olarak gerçekleşmesi gereken şey KF hastalarında bu şekilde sağlanmış olur. Bunun yanı sıra bu küçük çocuğun aldığı kalori miktarının da yüksek olması gerekir. Çünkü tüm bu enzimlere ve çok fazla yemek yemesine rağmen yediği besinlerden tam anlamıyla yararlanması onun için çok zor olabilir. Gastrointestinal sistemde pankreasın bir görevi de insülin üretmektir. Bunu da buraya yazalım. İnsülin, kan şekerini düzenlememize yardımcı olan hormon. KF hastası olan herkeste insülin üretimi ile ilgili bir sorun olmayabilir. Ancak bazı hastalarda görülebilen bu duruma kistik fibrozise bağlı gelişen diyabet denir. Yani ihtiyaç olması durumunda KF hastalarına diyabet tedavisi uygulanabilir ve insülin verilmesi gerekebilir. Ama şunu unutmayın, bütün e, bu bütün KF hastaları için geçerli olan bir durum değildir. İkinci olarak Akciğerler hakkında konuşalım. Akciğerler hem KF'den çok etkilenen organlardır hem de aynı zamanda KF hastalarında mortalite ve morbiditenin çoğu buradaki sıkıntılardan kaynaklanır. Aslında eskiden KF pediatrik bir hastalık olarak ele alınırdı çünkü KF hastası olan pek çok insan yetişkinliğe erişemeden hayatını kaybederdi. Ancak neyse ki şu an bahsetmekte olduğumuz tedaviler sayesinde bu durum değişti. Yine de KF hastalarının akciğerlerinde oldukça yoğun bir mukus katmanı ve buna bağlı olarak ciddi bir akciğer enfeksiyonu vardır. Bakteriler buradaki alanda barınır ve çoğalmak için mükemmel bir ortama sahiptirler. Dolayısıyla KF hastalarının arka arkaya sürekli zatürre olmaları sıklıkla görülen bir şeydir ki bu da vücudu çok fazla zorlar ve insanlar bu sebeple ölebilirler. Bu yüzden KF'li hastalar genellikle her gün yaklaşık yarım saat kadar şöyle bir yelek giymek zorundadırlar. Bu yelek büyük kurşun geçirmez bir yelek gibi görünür. Oldukça ağırdır ve kenarlardan çıkan hortumlarla büyük bir elektrikli süpürge gibi görünen bir makineye bağlıdır. Makine çalıştırıldığında bu yelek ve onu giyen kişi sarsılmaya başlar. Yelek o kadar hızlı sarsılır ki onu giyen kişi bir cümleyi bile tamamlayamaz. Şimdi bunun sebebini açıklayayım. Normal akciğerlerde buradaki mukusu temizleyen silia denen küçük tüycükler vardır. Ama KF'de buradaki mukus çok kalın ve yoğun olduğu için bunu temizleyebilmek ve mukusu dışarı atabilmek için burada silkeleme etkisi yaratacak mekanik bir yönteme ihtiyaç duyulur. Bunun başlangıçta çok rahatsız edici ve alışması çok zor bir şey olduğunu tahmin edebiliyorum ama bunu her gün yapan çocukların bu duruma alışmış olduklarını da biliyoruz. Bu uygulamayı sanki günlük herhangi bir aktivite gibi görüyorlar. Yeleği takıp mesela aynı anda kitap okuyorlar ve uygulama bitiyor. Sonuç olarak bu yelek akciğerlerdeki mukusun bir kısmını temizlemek için epey yardımcı olan bir yöntem ve bu sayede enfeksiyon oranı da azaltılabiliyor. Evet, bu akciğerleri mekanik bir destekle temizlemeye yarar ama bazen de hastalara antiinflamatuar ilaçlar verilir. Akciğerler mukus ve orada olan bitenler yüzünden çok fazla enflamasyonlu yani iltihaplı halde olduğundan hava yollarını açarak rahatlamalarını sağlamak için hastalara anti ilaç vermekte uygulanabilecek tedavilerden biri. Tabi bununla beraber hastada eğer zatüre gibi herhangi bir enfeksiyon belirtisi varsa o zaman antibiyotik de verilmeli. Antibiyotikler enfeksiyonu kaynağında durdurmaya veya enfeksiyon tam olarak başlamadan önce onu durdurmaya yarar. Tüm bu tedavilere rağmen akciğerlerin her günü bu şekilde geçirmesi oldukça zor. Bu yüzden akciğerlerin aşırı hasar görmüş olduğu durumlarda bazen son çare olarak hastaların akciğer nakline ihtiyacı olabilir. Tabii bu pek çok farklı komplikasyonu beraberinde getiren bir işlemdir. O yüzden özellikle bu günlük tedaviler uygulanarak ve hastalığın nasıl ilerlediğine bakılarak mümkün olduğunca hastanın nakil gereken safhaya ulaşmaması için uğraşılır. Şimdi geçelim deriye. Daha önce de söylediğim gibi KF hastalarının teri çok tuzludur. Çünkü klor emilemez. Bu nedenle de sodyum da emilemez ve bu da sodyum klorürün yani tuzun tamamının derinin dışına çıkmasına sebep olur. Şimdi şuraya bir kol çizeyim. Terimiz zaten tuzludur. Çünkü sodyum klorürün tamamı emilemez ve bu kısmı terle dışarı atılır. Ama KF hastalarında emilim hiç gerçekleşemediği için onların derilerinden çıkan terde çok daha fazla tuz bulunur. Hatırlarsanız vücudumuzdaki sodyum, klor ve su dengesinin çok önemli olduğunu söylemiştik. Bu nedenle KF hastalarının terle kaybettiklerini yerine koymak amacıyla çok tuz tüketmeleri gerekebilir. Evet, böylece KF hastalarına uygulanan te temel tedavilerden bazılarını hızlıca anlattık. Tabii ki ortaya çıkan yeni komplikasyonlar olursa onlarla hemen ilgilenilir. Burada temel prensip hastaların besin maddelerini yeterli oranda almalarını sağlamak, akciğerlerinin mümkün olduğunca iyi çalıştığından emin olmak, iyonların, sıvıların ve vücuttaki her şeyin dengede olmasını sağlamaktır. Bu bahsettiklerimiz kistik fibrozis için uygulanabilecek en temel, günlük ve gerçekten de hastanın hayatını uzatabilen tedavilerdir.